Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel ve değişik bir modelden bahsedeceğim. Bu modelimiz her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu modelimizin bir özelliği daha var arkadaşlar. Her iki yönlü de kullanabilirsiniz. Bakın, burası ayrı güzel bir model. Her iki yönlü, çift yönlü rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Burası ayrı bir model. Harika, güzel bir modelimiz. İnşallah ben hemen anlatmaya başlayayım. Bismillah. Ben 3 tane kenar ilmeği kullanıyorum ki Bismillah. 2 3 tane kenar ilmeği. İlk kurulumuz bir ters bir düz olarak kuruluyor. Bir ters 3 ilmek kenar ilmeği. Bu ilk ilmeğimiz ters. Düz, ters, düz, ters, düz. Bir ters bir düz olarak kuruluyor. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Burada 3 ilmek kalıncaya kadar aynı şekilde bir ters, bir düz olarak sıramı tamamlayacağım. Evet. Aynı başladığım gibi yine tersle bitirdim. 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Arkada ise ön sıranın birebir aynını öreceğiz. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. 1 2 3 tane kenar ilmeğimiz var. Önde ve arkada ters olarak örülecek. İlk ilmeğimizi düz gördük. Düz örüyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Bu şekilde bir ters bir düz olarak bu sırayı da aynı şekilde tamamlayacağız. Arka sırayda hiç kesmeyin, bu sırayda kafanız karışmasın. Çok basit ve kolay bir model, öyle göründüğü gibi zor değil. Gerçi görünüşü de zor bir model değil ama bir ters bir düz olarak arkada ve önde aynı şekilde örüp bitirdik. İkinci sırada ise yine ön yüzeyim ve 1 2 3 tane ters ilmeğim var. İlk ilmeğim ters ilmekti. Yine aynı onu ters olarak örüyorum. Bu yanındaki düzü hemen terse çeviriyorum. Ve ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Bunu düz örüyorum. Diğerini ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Kaç tane ilmek öreceğiz bu şekilde? 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 4 tane düzümüz oluşacak. 1, 2, 3, 4 tane düzümüz oluştu. 4 düzden sonra 1, 2, 3. Kaç ilmeği ördük? Bir ters bir düz ördük. Onu da hemen söyleyelim. 2, 4, 6, 7 ilmeği bir ters bir düz olarak ördük. Şimdi ise 3 tane ters ördükten sonra yine aynı şekilde hemen bu tersi düze çeviriyorum. Düzü terse çeviriyorum. Bir düz, bir ters olarak kaç tane? 7 tane ilmek öreceğiz. 2, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimizi bir ters, bir düz olarak ördük. Bu ilk düzümüzü terse çeviriyorum. 2 3 3 tane ters ördüm. Tekrar
bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve burada bir ters, bir düzümüz kaldı. Bu ters, bu ilmeklerin ikisini de terse çeviriyorum. 3 tane de kenar ilmeğim var. Arkada ise yine aynı şekilde nasıl görüyorsam ilmeklerimi o şekilde öreceğim. 1, 2, 3 tane ters ilmeğim var. 1, 2 tane düz ilmeğim var. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, tekrar 1 düz, 1, 2, 3 tane düzüm var burada. Önde 3 tane ters örmüştüm, arkada düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet, yine ön yüzdeyim ve 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1, 2 tane ters ilmeğim var. Bir tane daha ters ilmek ilave edeceğim. Bu şu zikzak şeklinde giden ters kısım ve hemen yanındaki 1, 2, 3 tane tersim oluştu. Şimdi burada bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Tekrar bir düz örüyorum. Kaç tane ilmeğimi değiştirdim? 2, 4, 5 tane ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Bir ters, bir düz yaptım. Şimdi bu ters olan bölüme geldik. Bu düzü terse çevireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Hemen bu tersi düze çeviriyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Burada 5 tane ilmeğimizin yerlerini değiştirdik. Ve yine aynı şekilde hemen düzü terse çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde tersi düze çeviriyorum. 1, düz, 1, ters. 1, düz, 1, ters. 1, düz. Düzden sonra burada ilmeklerimizi terse çevireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenar ilmeği ile birlikte 6 tane ters ilmeğim oluştu. Evet, arkada yine aynı şekilde ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters olarak örüp geleceğim. Evet, şimdi tekrar yine aynı şekilde ön yüzdeyim ve 3 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve 3. Burada 1, 2, 3 tane ters ilmeğimiz oluşmuştu. Şimdi 4 olacak. 1, 2, 3. Bu düz ilmeği ters olarak örüyorum. Bir tane burada bakın düze çeviriyorum bir ilmeği. Hemen diğeri ters. Bir ilmek düz. 1, 2, 3 tane ilmenin yerini değiştiriyorum. Diğer ilmekleri ters olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters ilmek öreceğim. Bu önde ters ördüğümüz arkada düz olarak gözüküyor. Bakın da. Evet, inşallah iyice gözüküyordur. Şimdi tekrar bir düz, bir ters, bir düz. 3 tane ilmeği bir ters, bir düz olarak ördük. Hemen bu düzü terse çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters örüyoruz. Aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz, bir
2 3 4 4 tane ters ördük. 3 tane burada kenar ilmeğimiz var. Yine arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bakın ilmeklerimiz tersi ters, düzü düz. Önde ters olarak ördüğümüz arkada düz olarak gözüküyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Evet. Şimdi tekrar yine ön yüzdeyiz ve bu sıra şu üçgen bölümünü, şu pirinçli bölümü tamamlamış olacağız. 1 2 3 tane burada kenar ilmeği olarak ters ördük ve bu ters olarak ördüğümüz bu ilmeği düze çevireceğiz. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane ters örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Bunu düze çeviriyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu tersimizi düze çeviriyorum. Tekrar düzümüzü 1 2 3 4 ters olarak ördüm 4 ilmeği. Buradaki ortadaki ilmeği düze çeviriyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Buradaki tersi düze çeviriyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek ördüm. Bir tane ilmeği düze çeviriyorum. Kenarda 3 tane ters ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim. Bunu arkada da önde de ters olarak örüyorum bu kenar ilmeklerimizi. Arkadan tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğiz. Ters gördüğümüzü ters, düz gördüğümüzü düz olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Evet, tekrar yine ön yüzdeyiz ve 3 tane kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Şimdi bu düze çevirmiştik. İlk ilmeğimizi yine aynı şekilde düz örüyoruz ve yanındaki ters ilmeği de düze çevirdik. 2 tane düzümüz oldu. 1 2 3 tane ters örüyorum. Ortada bir tane düzümüz vardı. Bunu da ters örüyorum. 3 4 5 6 7 7 tane burada ters ilmek örüyorum. Ve ortada bir tane düzümüz vardı. Sağından ve solundan birer tane ilmekleri düze çevirerek ortada 3 tane düzümüz oluşuyor. Düz ilmek örüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Yine bu düz ilmeğin yanından, sağından ve solundan birer tane ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ters ilmek ördük. Buradaki üçgenlerimiz bitti. Ve hemen ilk ilmeği düze çeviriyorum. Yanındaki düzü örüyorum. Kenarda 3 tane ters ilmeğim var örüp arkada ise tersi ters, düzü düz olarak bakın bu şekilde tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördüm. Hemen burada 3 düzüm var. Bunu bir yanındaki ilmeği düze çevirerek 1 2 3 4 5 bu sıra 5 tane düz 5 tane ters olarak
tamamlayacağız. 5 tane düzümüzü ördük. Şimdi 5 tane ters öreceğiz. 1 2 3 4 5 5 tane de düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 Tekrar ters öreceğim. 5 tane 1 2 3 4 5 Burada ise 3 tane düz öreceğim. Kenar olduğu için burada motiflerimiz hem burada hem burada yarım olarak gidiyor. 1 2 3 3 tane düz ilmeğim oluştu. 3 tane ters olarak kenarda ilmek örüyorum ve arkada yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet, yine ön yüzdeyiz. Bakın modelimiz belirmeye başladı, çıkıyor. Şimdi ise aynı şekilde 3 tane kenar ilmeğimizi ördük. 1 2 3 Hemen yanındaki ilmeği düze çeviriyorum. 4 4 tane düzüm oluştu. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum. Kalan ilmeği 3 hemen bu ilk ilmeği düze çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 1 2 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. 3 tane de kenar ilmeği ters olarak örüp döneceğiz. Arkadaki ilmeklerimizi terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüp geleceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. 3 tersimi ördüm kenar ilmeğimi. 1 2 3 4 Bir tane daha örüyorum düz. 5 5 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Aynı şekilde hemen yanındaki tersi düze çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane düz örüyorum burada. 9 düzden sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bu şu zikzak şeklinde giden şu ters bölgeyi bitirmiş olduk. Tekrar hemen bu ters ilmeği düze çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmek örüyoruz. Bir tane ters. 1 2 3 4 5 tane burada yarım bir motif oluşturduk. 1 2 3 tane ters örüp arkadan tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet. Bu şekilde ilk motifimizi şu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi aynı başladığımız noktaya yeniden döndük ve üstüne devam edeceğiz. Aynı şekilde motif birbirini takip ediyor. Aynı şekilde bu sırayı da yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 1 2 3 tane ters örüyorum. Tekrar bir tane daha ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Buradaki son ters ilmeği de düze çeviriyoruz.
Bu şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, ben bir motif daha ördüm güzelce anlaşılsın, gözüksün diye. Evet, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum, çok sevinirim. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyorum.